Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün 1000 abone özel video ile karşınızdayım. Bu bir soru cevap videosu olacak. Öncelikle 1000 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Videomun altına yaptığınız yorumlar, beğenileriniz, izlemeleriniz hepsi benim için çok kıymetli. Bu yüzden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. En son videomun yorumlar kısmını başa tutturmuştum. 1000 abone özel soru cevap yapacağım ve sizden sorular istemiştim. O yorumun altına ve o videonun altına gelen yorumları toparladım ve bütün sorularınızı aldım. Bugün sizlerle birlikte bu soruları cevaplıyor olacağız. Aynı zamanda soruları cevaplarken de Mila'yı ilk aldığım zaman Mila'ya çok fazla giydirdiğim bu takımı giydireceğim. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ben de çok özledim çünkü bunu Mila'nın üzerinde görmeyi. Şöyle bir tulum, içine zıbın almayı unuttuğum için gidip bir de zıbın alacağım. Aslında bu da kalabilir, çok fark etmez ama. O zaman almayayım, bu kalsın içerisinde. Şu an değiştirmeyelim. Boşuna videoyu da kesmek zorunda kalmayayım. Kafasında böyle yine aynı tonlarda Mila eve geldiği zaman kafasında olan bu tacı takacağım. Ayakları da patikli bu tulumun ama böyle birazcık daha sevimli gözükmesi için bu patikleri giydireceğim ayağına tekrardan da. Ve en sonda emziğini takıyor olacağız. O zaman şöyle bunları bir kenara alayım. Aynı zamanda şunu da göstereyim size. Tabletimi aldım yanıma, biliyorsunuz ki. Ya da bilmiyor da olabilirsiniz. Telefondan çekim yapıyorum ben. Bu yüzden yorumları da kontrol edip buradan takip edebilmek adına soruları tabletimi yanıma aldım. Buradan soruları okuyor olacağım. Ekrana da bir yerlere koyarım. İsminiz vesaire de orada görüyor olursunuz. Şimdi ilk sorumuz. Ben o videoda Mila'nın saçlarını yıkamıştım ilk defa. Bu yüzden bu soru ona yönelik gelmiş. Abla, saçlarını yıkamak zarar vermiyor mu diye sormuş. Öncelikle video içerisinde de az buçuk bundan bahsetmiştim. Ben çok fazla vücuduna, saçına, herhangi bir bölgesine su değdirme taraftarı değilim. Video içeriği çıkartmak adına, bir kez de hani kendim de görmek, denemek adına böyle bir şeye kalkıştım. Bu yüzden siz de merak ediyorsanız bir seferliğe mahsus veya bazen atıyorum saçına bir şey değmiştir, bir şey olmuştur. Bu gibi durumlarda zorunluysanız yıkayabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla sık sık yapmanızı önerdiğim bir şey değil. Bunlara çok fazla temas ettirmemenizi tavsiye ediyorum. Yurt dışındaki Ribbon koleksiyoncuları da aynı şekilde böyle tavsiye ediyor zaten. Yani banyo yaptırmak kısmına gelirsek de vücudu bez olduğundan dolayı hani saçını yıkayabilirsiniz ancak, belki kollarını, bacaklarını yıkayabilirsiniz. Ancak bez vücuduna asla değdirmemeniz gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Saçını yıkamak da dediğim gibi size kalmış bir şey. Yıkama esnasında çok böyle benim yıkadığım kadar narin davranmazsanız, böyle ciddi anlamda köpürtüp bu sefer de o köpüğü durulamak için uğraşırsanız saçını şu açıdan zarar verebilirsiniz. Bunlar yerinden çıkabilir. Çünkü ben size tararken de bahsediyorum. İnce bir fırçayla, nazik bir şekilde taramama rağmen bu saç kökleri, bunlar buradan çıkıyor. Bu yüzden yıkama esnasında çok fazla böyle haldır haldır bir yıkama yaparsanız saçlarını çıkartıyor olursunuz. Ve geri dönüşü de olmayan bir şey olmuş olur sizin için. Bu yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Bu açıdan zarar verebilir. Aynı zamanda yıkama esnasında saçı dışında vücuduna, yüzüne, bu bez kısmına falan değdirdiğiniz müddetçe bu bir takım problemler yaratabilir. Dediğim gibi o ilk anlık değmede, birkaç seferlik su değmesinde bir şey olmaz vücuduna. Özel tekniklerle fırınlanarak kurutuluyor. Ancak sürekli teması durumunda bir noktadan sonra aşınabilir. Bu yüzden bunu istemezsiniz diye düşünüyorum. Vücuda bez olduğu için kuruması çok zor olur. Hatta tamamen ıslatırsanız kurumaz bile diyebilirim size. Bu yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Ek paketle alakalı bir sorumuz var ve 1000 abone için tebrik etmiş beni. Teşekkür ederim. Ben desteğiniz için teşekkür ederim. Ek paketle alakalı bir fikrim yok. Dediğim gibi fiyatlar hakkında da bana çok fazla soru soruyorsunuz ancak güncel fiyattan haberdar değilim ben. Ağustos ayında falan geldi elime bebek ama bir 6 ayda yapımı sürdü. Oradan düşünün, yani arada çok fazla fark var. Ve bu fark boyunca da fiyatı tabii ki değişiyor. Çünkü yurt dışından getiriliyor materyalleri ve dolar üzerinden hesaplandığı için dolar yükseldikçe bebeklerin fiyatları da yükseliyor doğal olarak. Bu yüzden ben de zaten ek paket almadığım için fiyattan haberdar değilim. Üzerine ek bir fiyat konularak ek paketini alıyorsunuz. Yanında işte ekstra aksesuarları, ekstra kıyafet vesaire oluyor. Ben Mila'yı normal sadece saç ekimli bir şekilde, özel boyama tekniği de yok, normal klasik boyama tekniğiyle birlikte aldım. Yanında da kendim Mila gelmeden önce
Mila için ikinci el alışveriş yaptım Mila'ya özel kıyafetler olsun diye. Onun haricinde ek paket almadım. O yüzden şu anki ek paketlerden de haberdar değilim. Bebeğin fiyat farkıyla arada ne kadar fark oluyor? Bu konu hakkında da sizi bilgilendiremeyeceğim. Ancak sorup kendiniz öğrenebilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. Birazcık daha hızlanmaya çalışacağım çünkü sanki fazla oyalandım gibi oldu bu sorular için. Mila'nın kol ve bacakları sert bir plastik mi, dokununca yumuşak et gibi mi diye sorulmuş. Şu an çok iyi bir noktada çünkü tam kollarını falan giydirmeden önce bunu cevaplamış olayım. Kolları böyle normal oyuncak bebeklere nazaran birazcık daha yumuşak. Ancak böyle ciddi anlamda böyle bastırdığınızda içine çöken böyle yumuş bir et dokusu değil. Sadece mesela parmakları kollarına ve bacaklarına nazaran daha yumuşak olduğunu görebilirsiniz. Ancak böyle kafanızda slime gibi bir doku falan hayal etmeyin. Onlar silikon bebeklerde mevcut oluyor. Reborn bebeklerde o tarz bir şey yok. Şöyle bacaklarında da göstereyim. Mesela bacak kısmı koluna göre daha yumuşak görebilirsiniz zaten. Daha içine çöken bir materyal. Kolu çok daha sert ona göre. Parmaklarında dokusu bu şekilde. Bu yüzden parmaklı şeyleri giydirirken dikkatli oluyorum. Ben bu zaten parmakları açık Milan'ı biliyorsunuz ki. Biraz ekstra problem yaratıyor o konuda ama hiç problem değil. Evet, bunu da böyle cevaplamış olalım. Hemen diğer soruya da geçeyim kollarını giydirmeden önce. İki takipçimden uzun bir soru listesi var. Onları zaten cevaplarsam genel olarak bütün sorulara toplu bir yanıt vermiş oluyorum. O yüzden şimdi bu takipçimin sorularıyla bir başlayalım. Mila kaç aylık sorusu var öncelikle. 3 aylık, 3,5 aylık olarak geçiyor. Mila'nın beziyle alakalı bir soru var. Mila 2 numara bez kullanıyor. Mila çok tatlış demiş. Teşekkür ederiz. Mila'nın burcu Aslan burcu oluyor. Ağustos'un 23'ünde falan elime ulaştı. Yani doğum günü 23 Ağustos olarak düşünebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden Aslan burcu olmuş oluyor. Mila'yı daha önce dışarı parka vesaire bu tarz bir yere götürmedim. Sadece bir misafirliğe götürdüm. Bunun da videosu olduğunu zaten daha önce söylemiştim. Ancak çıkardığım videolar olacak. Ben de çekmek istiyorum bu tarz videolar. Ne zaman çekeceğim bilmiyorum. O yüzden şu an net bir tarih falan söyleyemeyeceğim. Soruların için teşekkür ederim. Şimdi diğer takipçimin sorularına geçelim. Kaç aylık kıyafet konusu? Mila dediğim gibi 3-3,5 aylık olduğu için 3 aylık olabilir, 3,5 aylık olabilir. Aslında 6 aylığa kadar alıyor. En son aldığım tulum falan 6 aylık. Üzerine hani 3-3,5 aylık kıyafetlerden bir tık daha büyük gözüküyor ama olmuyor diyemeyiz. O yüzden 6 aylığa kadar bence oluru var gibi. Hatta yeni doğan da alabiliyorum direkt. 0-1 aylık alabiliyorum, 0-3 aylık alabiliyorum, 3-3,5 aylık alabiliyorum, 6 aylıkların olduğu oluyor. Birazcık da kıyafetin kalıbına göre de değişiyor. Ancak genelde 3-3,5 aylık tercih ettiğimi söyleyebilirim. Cevap vermediğim sorulardan video dışında ilgileniyor musun yoksa sadece video içinde mi diye bir soru gelmiş. Bunu da cevaplarken tacını takıyor olalım. Saçını taramayacağım çünkü saçı düzgün. Günlük Mila ile ilgilenmiyorum tabii ki. Eğer ilgilenmekten kastınız böyle günlük burada videolarda yaptığım gibi işte saçını taramak, kıyafetlerini değiştirmek, mama yedirmek falansa tabii ki böyle şeyler yapmıyorum. Günlük yaşantım devam ediyor oluyor. Günlük hayatta sadece böyle alıp sevdiğim oluyor. Kucağıma alıyorum. İşte evde herkes zaten çok seviyor. Herkesin böyle gözüne çarptığı an gelip bir sevesi geliyor Mila'yı. Böyle kucağıma alıp sevip kucaklayıp falan bırakıyorum. Ama böyle rutin videolardaki işte mama yedirme olaylarıdır, bez değiştirmedir falan bunları tabii ki yapmıyorum. Ben de çünkü günlük hayatıma devam ettiğim için bunları yaptığım zaman da sizin için videoya çektiğim zamanlar olmuş oluyor zaten. Bebeğimle oynarken ve dışarı çıkarırken çok utanıyorum. Çevremdekiler benimle alay ediyor. Ben bebeğimi seviyorum ve onunla oynamak istiyorum. Bu konu hakkında size daha önce çok fazla şey söyledim aslına bakılırsa. Bu kanalı ilk açtığımda ortaokula gidiyordum. Şu an 21 yaşındayım ve gördüğünüz gibi hala hobilerimle ilgilenmeye devam ediyorum. Ortaokuldayken ben bebeğimi dışarı çok fazla çıkarıyordum. Dışarı çok fazla içerik çekiyordum ve fotoğraflar falan çekiyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Gittiğim her yere tatile varana kadar bebeğimi yanında götürüyordum. O zaman bu kadar gerçekçi de değildi. Mina'dan bahsediyorum. Mina'yı her yere götürüyordum. Ancak bir gün bir arkadaşım benim videomu görmüştü ve sen böyle videolar mı çekiyorsun falan dediğinde beni yargılamadı. Hiçbir şey söylemedi ama görmüş olması bile beni çok utandırmıştı. Ben videolarımı silmiştim.
Daha sonra sildiğim için çok pişman oldum. Çünkü onlar benim için anı videolarıydı. Keşke silmeseydim de şu an izleyebiliyor olsaydım, en azından gizleseydim dediğim çok oluyor. Bu yüzden içinizden ne geliyorsa, o an ne hissediyorsanız buna göre davranmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben 21 yaşındayım ama yetişkin bir erkeğin oyuncak araba koleksiyonu, tren koleksiyonu vesaire bunların olması kadar doğal bir şey. İnsanlara burada garip gelen nokta burada oturup işte mama yediriyor gibi yapmak, günlük hayatımızda onları dahil ediyor gibi davranmak. Bunu yapan insanlar da olabilir. Ben onları yargılamıyorum ancak ben öyle değilim. Siz eğer öyleyseniz o an o gerekiyorsa sizin için, size o iyi geliyorsa bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir insan bir şeyi seviyorsa yaşıyla pek bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Ben her zaman hayatımda oyuncakları çok seven ve bebekleri çok seven birisi oldum. Bu ben çok küçükken de böyleydi. Şu an 21 yaşında bir yetişkinim. Hala böyle. Hala oyuncaklara çok ilgi duyuyorum. Bir mağazanın önünden geçtiğimde o oyuncak hala gözüme çarpıyor. Hala en büyük hayallerimden bir tanesi evimin bir odasını oyuncak koleksiyonuma ayırıyor olmak. Bu yüzden size de bunu öneririm. Mesela Monsieur Taha'yı da örnek verebilirim size. Çok büyük bir Harry Potter fanı ve evin bir odasını buna ayırdığını siz de biliyorsunuzdur. Hala bu hobisi üzerinden bunu işe bile çevirdi, hatta görebilirsiniz ki. Bu da bunun gibi bir şey. Bu şekilde kıyaslayarak siz de böyle düşünebilirsiniz. Bunu da bu şekilde cevaplamış olayım. Şöyle şuradan da yine her zamanki mor tonlarındaki emziğimizi takalım. Bir türlü bu emziği takamadık son zamanlarda. Giydirdiğimiz kıyafetlere pek uyumlu olmadı. O yüzden yine şimdilik bunu takıyor olacağız. Ama bence çok tatlı oldu zaten. Böylece bütün sorularınızı cevaplamış oldum. Aynı zamanda bu tableti de yine videolarını sık sık kullanacağım. Eski olduğu için YouTube'u açamıyordum falan. Hiçbir şekilde desteklemiyorum. Cihazınız açmaya uygun değil diyor. Ancak YouTube Kids'i kurduğum için rutin videolarımda arka planda işte çizgi film vesaire göstermek amaçlı bu tableti de yine kullanacağım. O yüzden buradan bunu da söylemiş olmak istedim. Tekrardan bin abone için çok teşekkür ederim. Size özel böyle bir kısa soru cevap videosu yapmak istedim. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Birbirini tekrardan soruları tekrardan cevaplamadım burada. Zaten yorum yazdığınız zaman yorumların altına sorularınızı cevaplıyor oluyorum. Bu yüzden burada cevaplamadığım bir soru varsa bunun altına yazdığınız zaman ben o soruyu da cevaplıyor olacağım zaten sizin için. Bu yüzden üzülmeyin. O halde sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Umarım nice fazla abonemiz olur ve bunlara özel videolar hazırlarız sizinle birlikte. Ben videoları çekerken çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.